Bunlar şekerli mi? Olur. Hayır. Arkadaşım merak ettim. Sen mi? Yeah.
Thank you.
Tamam, yani bu diğer tarafa geçiyoruz değil mi? Tamam, ben sahneden inince seninle beraber sanacağım. Söz veriyorum. Evet, bizler de Damla Durakçay'a çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan bir alkış gelsin Damla Durakçay için. Bu güzel performansı için ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Evet, İstanbul Coffee Festivali'nde 4. günde 1. seanstayız. 1. seansın aslında konserleri sona erdi. Şimdi dakikalar sonra tam da bu sahnemizde Mediamarkt ile kahve sohbetleri başlığı altında güzel bir söyleşimiz olacak. Mert Vidin'in moderatörlüğünde Danilo Zanna burada olacak, Bağımı Yolcu burada olacak, Hande Kazanova burada olacak. Bence hiçbir yere ayrılmayın. Bu keyifli sohbeti güzel kahvelerinizi yudumlarken aynı zamanda da dinleyin derim. Evet, bizler Mediamarkt'la kahve sohbetlerine geçmeden önce her zaman olduğu gibi ben sizlere İstanbul Kahve Festivali ile ilgili küçük bilgiler de vermeye devam edeceğim. Tabii ki sahne programımızın dışında konuşmacılar alanı ve workshop alanlarımız da var. Şu an orada neler oluyor? Onlar hakkında da kısa bilgiler vereyim. Konuşmacılar alanımızda şu an saatler 19'a kadar aslında çok da bir etkinliğimiz yok ama 19'da yine Mediamarkt ile kahveye dair yine orada sizlerle Mert Dinli ve Sam Çevik olacak. Onu da kaçırmayın derim. Workshop alanımızda 15 itibariyle başladı. İki salonumuzda ayrı ayrı iki workshopumuz var. Öncelikle birinci salonumuzda Dulce'nin Lecce'nin kahve ile kullanımı Gürkan Öngel sizlerle olacak. Ve diğer odamızda da The World Tavuk Cupping etkinliği Özgür Sarısoy workshop alanımızda sizlerle. Çok önemli bir hatırlatma daha yapacağım. Dördüncü holümüzde deprem bölgesinden gelen kafelerimiz ve restoranlarımız var. Ve bu kafelerimiz sizleri La Marzocco'nun True Artisan kafesinde bekliyor. Ve gün boyunca onlarla tanışıp onlarla sohbet de edebilirsiniz. Daha fazla da lafı uzatmayacağım. Bir bilgi vermem daha gerekirse yeme içme alanlarında uygulama üzerinden alışveriş yapabiliyorsunuz. Uygulama için isterseniz telefonlarınıza indirebilir veya da bizim belli noktalarda QR koduyla para yükleme noktalarımız var. Oradan da hızlı bir şekilde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ama sadece yeme içme tarafında bu işlem uygulanıyor. Diğer taraflarda herhangi bir şey alacağınız zaman kredi kartı veya nakitle alışveriş yapabilirsiniz. Ben Deniz Ercin Gültakan. Dakikalar sonra burada sizlerle Mediamarkt ile kahve sohbetlerinde Mert Vidinli moderatörlüğünde Danilo Zanna, Banu Yolcu ve Hande Kazanova sizlerle olacak. Şimdiden herkese iyi seyirler, iyi pazarlar. Görüşmek üzere İstanbul.
sakinleri yaklaşık 18 saat sadece Türk ve pancar şekerine çok kısa ateşte yavaş yavaş sürdürerek dibini tutmadan içeride de atölyeyle ekleyerek rengini sürüp içinde hiçbir oyuncu, pinçin, renklendirici yok. Sadece bu sürede karamel sahibine gelmesi de bu sürede
Thank you.
5 yıl kullanmamıştım yani, direkt kullanmıştım. Kazanabilecek bir insanın şeyi vardır, bir baremi düzgün. Bakmadık buraya. Bence de.
Gel gel gel, ben buldum. Geç öne. Buruk bira. Baktığın zaman yarısı beyaz. Thank you.
Şeyma güzel bir soğuk kahve. Zaten şekilde gidiyorsa, boğa burcu orada kalmayı ister. Bu sene boğalara tek bir tavsiyem var. Harekete geçmekten uzak durmayın. Hayatınız zaten 2018 yılından bu yana hızlı bir değişim altında. Siz isteseniz de istemeseniz de bir şeyler değişecek. Hayata bakış açınız değişiyor. O yüzden de lütfen bu yıl özellikle Jüpiter düzeldikten sonra hemen Aralık sonu düzeliyor. 2024 yılı size çok büyük şanslar sunacak ama eğer hareket ederseniz. Anlaştık mı? Şimdi boğalara böyle dedik. Bir kere boğa. Yükselen boğalar. Ve tabii ki Jüpiter toprak elementinde olduğu için oğlak, yükselen oğlaklar ve başak, yükselen başaklarda diğer burçlara göre bu sene şanslı etki üzerlerini hissedecekler. Başak var mı burada Başak? Nasıl gidiyor hayat? Şimdilik bir şey değil, çok güzel. Ya çok tatlısınız. Tabii ki bizler de yüzyılın nerede olduğunu sizlere aktarmaya çalışıyoruz.
Ama ben hep şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bazen beni yolda buluyorlar. Ya anneciğim bize bu sene çok şanslı demiştin. Nerede o şans diye. Ben hep şunu söylüyorum. Şans öyle insan bir insan değil. Keşke olsa. Keşke biz söylediğimiz zaman bütün bu olayın evine gitsin. Ben bu sene şimdi şanslı değilsiniz. Ben bu insanı. Şu tane bilet arkadaşlarımızı aramak, sormak, masa olsun, arkadaşlar. Eşyalıyorsak, nereye sesini olsun, arkadaşlar. Bu adamı biraz, bu adamı.
Dün şikayet ettim. Ev tipi lazım.